Tahran'daki suikast CHP'yi de sarstı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel düne kadar Hamas için terör örgütü diyordu. Bu yüzden Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikast için yorumu merak ediliyordu. Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır. Bir cinayettir. Biz onu da tasvip etmiyoruz. Şimdi düne kadar Hamas'a terör örgütü diyen CHP Genel Başkanı Özel, Haniye'nin Tahran'da şehit olduğu suikast için cinayettir, tasvip etmiyoruz diyor. O böyle söylerken CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ise bakın ne söylüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, AKP hükümeti de, Dışişleri Bakanı da tuhaf bir Hamas sevdası içinde. Nereden çıktı bu? Bu anlamsız ve faydasız bir sevda. Yani Haniye ile poz veriyor, peşinden gidiyor. Yani Hamas sivil katliamı yapıp sonra da kendi halkının katliamını sebep olmuş bir parti, örgüt. İşin ilginç yanı CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Haniye suikastına çok sert tepki gösterip Özgür Filistin mesajı paylaşıyor. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Filistin halkının özgürlüğü için mücadelenin tam ortasında korkusuzca yer almış İsmail Haniye, Orta Doğu'da barış ve kardeşliğe tahammülü olmayan emperyalist güçlerce katledildi diye yazdı. Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkı her zaman yaratıcı. Aslında CHP'deki savrulmalar sadece Filistin davasıyla sınırlı da değil. Omurgalı siyaset konusunda CHP her daim sınıfta kalıyor. Özel Demlilere sizinle göbekten birbirimize bağlıyız diye mesaj veriyor. Biz birbirimize evet göbeğimizden bağlıyız. Sonra şehit aileleriyle buluşuyor. Başbağlarda katledilen 33 köylüyü anma törenine gidiyor. Ya Rabbel Alemin sana hamd ediyoruz. Ya da CHP sözcüsü Deniz Yücel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Allah'ın emirlerini Cuma hutbesinde anlattı diye yerden yere vuruyor. İnsanların giyimine, yaşam tarzına, kaç yaşında evleneceklerine telkin ve tavsiye yoluyla dahi karışamazsın. Haddini bil. İslam düşmanı ifadelerle Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef alan CHP zihniyeti, sandık kapıda göründüğü zamansa camilere koşuyor, iftar sofralarında el açıp dua ediyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidip Mutlu Barış Harekatı kutlamasına katılıyor. Sonra çıkıp meclis kürsüsünde Mavi Vatan Masal diyor. Türkiye'nin yayılmacı olduğunu iddia ediyor. Bu yüzden aslında CHP Genel Başkanı Özel'in Hamas'a terör örgütü derken liderinin şehit olduğu suikast içinde cinayet ifadesini kullanması partideki savrulmanın en çarpıcı örneği oluyor. Tabii CHP böyle olunca CHP'nin sesi Halk TV'de aynı yoldan yürüyor. Ekrana Tel Aviv medyası gibi İsrail bir gece ansızın nasıl geldi diye KC yazıyor. CHP'nin bir başka sesi Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, İsrail'in katliamına övgü gibi sözler kullanıyor. İsrail gene kendisine böyle önümüzdeki 10-15 yıl filmlerde izleyeceğimiz, dizilerde izleyeceğimiz bir senaryoyu ortaya attı. İsrail'in hedefinin bu olduğu için, olumsuz bir şey yaptığı için söylüyorum, şov yaptı gene. Ve bölgeye büyük bir mesaj veren bir şov yaptı. CHP'deki ve CHP medyasındaki savrulma sürüyor. Bu arada küçük bir not. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonun Saddam gibi olur tehdidinde bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yönelik tek bir paylaşım dahi yapmadı. Takdir milletin elbette.